Hoş geldiniz. Ben Galip Dursun. Yanımda ortağım Demokan Atasoy var. Biz korku yazarlarıyız. Anadolu Korku Öyküleri serisi ve devamındaki korku yayınlarının, kolektiflerin, aynı zamanda öykü ve romanlar yazan bir grup da değil de bir grup yazar içerisindeyiz. Yerli korku edebiyatına, yerli edebiyata hizmet ve katkı sunduğumuzu düşünüyoruz bunları yaparken. Aynı zamanda da süregelen projelerimizin yanında 2014 yılında başlattığımız Gerisi Hikaye Korku Konuşmaları adında bir podcast'imiz var. Memleketteki ilk podcast'lerden bir tanesi herhalde. Korku üzerine geçtiğimiz cuma itibariyle 142. bölümünü yayınladığımız uzun soluklu bir yayın oldu. Devamda ediyor hala. Ve işte hani 3 kişiyiz, bir de Beril Tetik var ama maalesef Beril hastalandığı için, benden daha hasta olduğu için o gelemedi bugün. Işın Beril Tetik'le beraber 3 kişi, 2 böcek 1 çiçek şeklinde korku anlatıyoruz. Korku anlatılarında tabii sezon sezon ilerliyoruz. Biraz yapısından da bahsetmek lazım. Korkuyu canlandırmalı bir şekilde sunduğumuz bir yapı değil bu. Daha çok sanat tarihi ya da hani edebiyat tarihi gibi ilerliyor. Özgen Berkol Doğan Bilim Kurgu Kütüphanesi ile bu sene ikinci yılımız Gerisi Hikaye Korku Konuşmaları için. Burada da geçtiğimiz dönem korkunun klasik yönetmenleri, daha doğrusu korku yönetmenlerini yapmıştık. Korkunun yönetmenleriyle geçen sene başlamıştık. İşte Alfred Hitchcock'u, Wes Craven'ı, Carpenter'ı, bir de Romero'yu göstermiştik, onların önemli filmlerini. Şimdi de dedik ki 20. yüzyılın sonunda neler oldu, bir de ona bakalım. Bu sefer, bu sezon 1999'da çekilen ve çağın dönüşünde neler yapıldı filan, ona bakacağımız bir seri olarak düşündük. Ve bugün de The Blair Witch Project'le başlıyoruz. Gerçekten tam da bu yüzyıl dönüşüne bence çok yakışan efsane bir film. Çünkü yeniden bu janrı canlandırdı. Yani yeni bir janrı değildi fakat böyle bir etkisi yoktu. Found footage, buluntu kayıt janrını bir anda böyle ateşledi. Ve de çok iyi ateşledi doğrusu. Ondan sonra durmadı. Yani gerçekten 20 senedir hala böyle filmler aldır aldır çekiliyor ama göreceksiniz ki başladığı nokta burası ve bence en etkisi de bu zaten. 1999 tarihli bir film izliyoruz. Biraz daha öğrenci filmi gibi görünecek. Daha doğrusu bir amatör bir belgesel gibi görünüyor. Filmin yapısından aslında çok bahsetmeye gerek yok. Film bittikten sonra bir konuşma yapacağız. Eğer kalırsanız o sohbete de hep birlikte katılırız, devam ederiz. İzlemeyen var mı? İzlemeyenler harika. İyi, tamam, güzel. Şimdi hikayesini peki bilen var mı? O günlerde yani bu kadar her şeyi değiştirmesinin bir sebebi var ama onu sonda konuşalım. Şimdi konuşmayalım. Şeye hazır olun. Tabii ki bu korku filmi, çok da sevimli olmayacak. Korku sevdiğinizi düşünüyorum. Evet, yani biraz yani heyecan verici bir deneyim olacak, öyle söyleyeyim. Bazı yerlere roller coaster'la aşağı inmek gibi. Şimdi bir de biz projek aslında izledik. 1999 tarihinde öğrenci filmden hallice bir yapım. Ama bir öğrenci filmi değil. Öyle görünmeye önem veren bir, özellikle de bunu isteyerek, bile isteye yapan bir yapım. Zekice kurgulanmış ama ilk başta filmin ya da filmin nereye gideceğini ya da başarısını öngörememiş yapımcı ve yönetmenler. İlk başta Sundance'de mi, Cannes'da mı? Sundance'de gösterimi yapıldığı zaman inanılmaz ses getirmiş. O zamanın şöyle bir dokusu da var. Bir önceki found footage film bu kadar olay yapmış olan herhalde 80'lerin ortasında olabilir ki bence en zirvesi 80'lerin başındaki Cannibal Holocaust, İngilizce adıyla bir İtalyan yapımı, inanılmaz sert, vahşi, kanlı bir hikaye içerisinde gerçekten hayvanlar öldürüyor falan vesaire. O mesela çok daha stilize bir yapım. Çünkü yani İtalyanlar yani B-Movie ile meşhur olsalar da çok sofistike işler yapan, prodüksiyon manasında kuvvetli, büyük bir ülke. Ondan sonra hani buraya gelindiği zaman şey görüyorsunuz, 90'larda çok ciddiye alınacak şeyler değil. Gene bu found footage ve işte cadı madı hikayeleri. Birden fazla şey görüyoruz işin içerisinde. Sadece bir cadı hikayesinin üzerinden gitmiyorlar. İşte Maryland ve oradaki folkloru çok çalışmışlar.
öne çıkartmışlar. İnanılmaz bir gerilim var. O dönem cihaza ulaşımın da biraz daha kolaylaştığı bir zamanda, yani 90'lar. Dev kameralarla alıp ormanın içerisine koşturmuyorsunuz. Artık handgun zamanları gelmiş 80'ler falan. Bunun en önemli özelliği ama yani handicam'le dijital video kamerayla uzun metraj çekilen ilk birkaç filmden bir tanesi olması. Yani o sırada tam oradayız yani. Daha yepyeni aslında. Bu dönem de aslında şeyi belirliyor. Sonraki dönemi de belirliyor. Aynı bu teknolojinin ilk öncü kullanımı gibi. Sonrasında da filmler mesela genelde öyle bir şey vardır. Medium, yani ortam, kullandığınız, eseri ürettiğiniz ortam eseri tanımlar. Esere kendinden çok büyük özellikler katar. Bazı şeyleri yapamazsınız, bazı şeyleri yapabilirsiniz. İşte dijital görüntü gene bunun içinde. Mesela günümüzde böyle bir found footage gibi bir şey yapmaya çalışsanız, ki şu an zaten YouTube'un tamamı bununla dolu. Korku tarafı olan var, creepypasta gibi olan, vloglar var vesaire. Bunların hepsi aynı kafada çalışıyor. Kendine ait jump cut'ları öğrendiler, denediler. Yani böyle bir daha önceden kullanılmayan, çok ucuz, beceriksizce görülen tekniklerin kullanımı artık onaylandı ve yaygınlaştı mesela. Kullanılan cihazlara göre bakıyorsunuz. Mesela elinizdeki telefonun selfie şeyine bakarak kendinize konuştuğunuz için burnunuz patates gibi çıkıyor falan böyle bir yerde. Kullanılan araçlar eseri tanımlıyor dediğim şey o. Şeyi söylemek lazım, bir seri katil hikayesi aslına bakarsanız buradaki cadı hikayesinden daha çok. Yani en zirve yaptığı yer o sırtı dönük hikayesi var ya mesela, ama bayağı Albert Fish hikayesini andırıyor. Çocukları özellikle kaçırıp öldüren vahşi sapık, hatta yiyen onları. 1930'lar galiba, 25'te galiba, 25'te mi 40'ta mı? 40 mı? Okey. Ben 25'te hatırlıyorum nedense. O civarda çocukları kaçırıp böyle bir öldürdüğü ve daha sonra da hani böyle ailelerine mektup yazdığı falan gibi durum var. Buradaki o par karakteri de mesela direkt öyle bir davranış içerisindeydi. Nihayet şeyi tamamladım dedi. Maryland'dan bahsetmiştim. Şimdi filmde orman değil, sadece çalı gördüğünüzü fark etmişsinizdir. Bir de vine dedikleri o meşhur şey, sarmaşık, liken. Ya sık orman diye korkunç bir şey var. Şimdi hepimiz doğayı seviyoruz, yeşil seviyoruz falan, ama bu ormanları sevmezsiniz. Böyle yoğun şeyler bunlar. İnsan ilk kendini keşfettiği günden beri doğayla uğraşıyor. Ve en büyük korkusularından bir tanesi de bu, gerçekten sık ormanda kapalı kalmak. Bir de şöyle bir durum da var. Yön bilmezsin, yol bilmezsin, nereye gideceğini bilmiyorsun. Yeterince hazırlığın yok, B planın yok, C planın yok. Bir tanenizin yanında büyük bir bıçak ya da balta bile yok. Biber gazı yok, ayıya karşı, bilmem neye karşı. Ekstradan ışık ve ateş yakmak için bir şey yapmışım falan. Öyle hani kafadan girmiş vaziyetteler dev bir ormana, dev bir çalıla. Yani zaten hani korkudan biraz kaçırtan ya da 99'da sinemada izlediğimizde en çok dalga geçtiğimiz şey buydu. Dediğim gibi o arazinin ya da lokasyonun uzaklığı ya da hani içinde kaybolduğunuz yeni bir gezegen gibi olması aslında korkuyu da yaratıyor. Bir de karanlıkta hiç kalan oldu mu? Şimdi biz hepimiz şehirli olduğumuz için şehir ışıkları diye bir şey var. Eğer hiçbir şey yapmasanız bile atmosfere yansıyan bir ışıktan bahsediyoruz. Şehir aslında parlaktır. Özellikle sisli günlerde aydınlık olduğunu görürsünüz. Havanın yoğun olduğunda. Çünkü her tarafta bir ışık kaynağı vardır. Yıldızları göremezsiniz. Yayılır falan gider. Burnunuzun ucunu göremiyorsunuz arkadaşlar. Yani şimdi bilinmeyen korkusu, karanlık falan diye bahsediyoruz ama yani gerçekten yıldız varsa şanslısınız. Zaten siz gözünüz ve yıldızlar şeklinde şuradaki bölgedeki hiçbir şey göremediğiniz bir yerden bahsediyoruz. O nedenle de ekstra korkunç olma durumu var. Şimdi bu filmin öncülü çok yok. Galibin, yani bir 60'larda bir film olduğunu söylüyorlar ama ben onu izlemedim. 80'lerde işte Cannibal Holocaust var. O gerçekten İtalyan olmasa ve o kadar vahşi olmasa belki çok daha belirleyici olabilirdi. Ama hem İtalyanlığından biraz Amerika'da çok yeterince ses getirmiyor. Bir de şeyden getirmiyor. Film zaten 10 gün İtalya'da gösterimde kalıyor. Ondan sonra kaldırıyorlar filmi. Kaldırdıkları gibi yönetmen... Ruggero Deodato adamı tutukluyorlar. Çünkü bu insanları öldürdün diyor, gösteriyor falan böyle ve yönetmen serbest kalmak için bazı teknikleri, bir kere ölen oyuncuları getiriyor
mahkemeye. Ölmediler işte buradalar diye ve bazı filmde kullandığı teknikleri yeniden orada bakın böyle biz bu kanı hani böyle çıkardık, yarayı böyle yaptık filan gibi göstermek zorunda kalıyor. Öyle bırakıyorlar adamı filan. Fakat hem de hayvanlara orada yapılan sert yani ölümcül muamele diyelim hani oradaki çünkü hayvanları öldürüyorlar ve yani oradaki o kaplumbağa sahnesi filan yani akıl almaz yani olacak iş değil. Maymun da fena değil. Çok acayip şeyler var. Öldürdükleri hayvanlar da var. Bu devirde tutması mümkün değil zaten. Ondan sonra ama 90'larda birkaç deneme oluyor. Bir tanesi benim yani izlediğim bir 3-5 tane var ama benim bir tane izlediğim Man Bites Dog diye adam köpeği ısırdı filan diye Belçika yapım siyah beyaz. Yine bir belgesel. Görüntüsü altındaki bir film. Ve bir grup işte kamera ekibi, yönetmen, kameraman, sesçi vesaire bir seri katili takip ediyorlar. Diyorlar ki siz yaptığınızı yapmaya devam edin. Biz hiçbir şeye dahil olmayacağız. Sadece sizi takip edeceğiz. Fakat tabii o iş öyle o kadar basit olmuyor. Adam gerçekten bunlarla beraber anlata böyle bir de büyük bir psikopat yani hiçbir şey hissetmeyen bir adam. Rahat rahat milleti öldürürken anlatıyor falan ama bir süre sonra ekip de gaza gelip onlar da olaya dahil olmaya başlıyor falan. Bayağı rahatsız edici bir filmdir. Bir o vardır. Bir de şeyden hemen önce Blair Witch'ten hemen önce The Last Broadcast var. O da yine Amerika'da daha bu şeyler yeni yapılıyor. Yayınlar. Sen kafana göre garajdan yayın yapabiliyorsun. Canlı yayın yapabiliyorsun vesaire. O şeyde iki tane garajından yayın yapan tip bundan birkaç yıl önce bir grup işte bir expedition'a çıkmış bir grup arkadaş yine böyle çalılara ormanlara işte Jersey Devil'ı arıyorlar. O aradıkları Jersey Devil'ı ararken herkes ölüyor sadece bir tanesi kurtuluyor ve bunun katil olduğuna inanan bu yayıncı arkadaşlar onun katil olduğunu bu canlı yayınlarıyla ispat etmek için olayın peşine düşüyorlar yeniden ormanda araştırma vesaire. Bir de o var ama o daha hala bence şey değil. Yani şimdi bunun ulaştığı noktaya ulaşamamış. Çünkü dış kamera kullanıyor. Böyle başka açılar kullanıyor. Başkası çekiyor. Kimin çektiğini bilmediğiniz yani kameramanın çektiğini hissettiğiniz, anladığınız şeyler var. Oysa biz buraya geldiğimizde işi bütün her şeyi bu değiştiriyor. Birincisi oyunculara diyor ki yönetmen ve iki yönetmen var. Zaten başka da kimse yok. Üç tane oyuncuyu buluyorlar. Diyorlar ki biz şimdi gideceğiz böyle bir film çekeceğiz. Alın aşağıya 35 sayfalık bir senaryo var. Senaryoda hiç diyalog yok. Ve şeye giriyorsunuz. Önce bir röportaj yapıyorsunuz o Burtsville'deki halkla. Ondan sonra da ormana giriyorsunuz ve Blair cadısını arıyorsunuz. Ve Blair cadısı gerçek diyor oyunculara. Oyuncular çekimler sırasında Blair cadısının gerçekten oranın bir efsanesi olduğunu zannediyor. Ve röportajdan önce kasabalılarla da yönetmen önden görüşüyor. Bazılarını ayarlıyor. Diyor ki siz bunu onaylayacaksınız. Orada gördüğümüz gerçek oyuncu değil. Onların hepsi gerçekten o kasabadan birileri. Ve yönetmenin söylediği dahilinde bu olmayan, hiç olmayan cadı hikayesini anlatıyorlar. Ve ondan sonra şeylere de kamerayı kullanmayı öğretiyorlar. Oyunculara işte gördüğünüz kadar öğretiyorlar bu arada. Yani oradaki bütün hatalar, netsizlikler filan da kullanamamalarından kaynaklanıyor. Hatta en ünlü o kızın yüzünü çektiği afişte de kullanılan sahnede aslında kızın kendini yüzünü çekiyor. Bütün yüzünü çekiyor olmasını planlamışlar ama kız yanlışlıkla zoom'a basmış ve fark etmeden o şekilde çekmiş. Ama bu tabii filmi zenginleştirmiş gibi. Bu işte bir oyuncuların o hissi yüzünden, ikincisi de şimdi en önemlisi bence Sundance Film Festivali dahil olmak üzere her yerde bu olayın gerçek olduğu söyleniyor. Şimdi 1999 yılında sizin bu olayın gerçek olup olmadığını araştırma ihtimaliniz falan bir şey yok. İnternet o durumda değil. Zaten internette de bunlar daha bir sene önceden bir tane güzel site açıyorlar. Bu efsaneyi anlatıyorlar o sitenin üzerinden Blair Witch efsanesine dair ki Blair Witch Project girerseniz site hala orada duruyor bayağı 90'lar görünümünde. Ve orada o şeyi anlatıyor. Bu efsane var vesaire diye. Ondan sonra da Sundance Film Festivali'nde posterler yapılıyor, afişler yapılıyor. Bu oyuncular kayıptır diye. Oyuncular şeye hiç çıkmıyorlar. Öyle kırmızı halı falan öyle bir şey yok. Oyuncular yok ortada. Kayıp oldukları, her bütün seyirciler salonda oluyor. Herkes gerçekten kayıp zannediyorlar bu oyuncuları. Ve olayın gerçek olduğuna inandırılıyor herkes. Tabii bu etki olunca
Birden aşama aşama iş çılgınlığa dönüyor Amerika'da. Yani hatta kızın ailesine bir sürü insan öldü diye hani mektuplar atıyorlar, ne kadar üzüldüklerini annesine söylüyorlar filan bir dönem. Ve hatta IMDB'yi bile olaya katıyorlar. IMDB'de bir sene boyunca oyunculardan işte kız ölü, diğerleri de kayıp olarak şey yapılıyor, anons ediliyor bir yıl boyunca da. Hani bu şey filmle ilgili ilk teknik söyleyebileceğim ve yani filmin her şeyi değiştirmesinden sebep olan şey bu oluyor. Ondan sonra ardılları inanılmaz zaten, biliyorsunuz yani ondan sonrasını 2000'ler boyunca belki 100 tane şey var. Found footage film çekiliyor. Ama bu film o kadar etkili ki hatta o bölgede 1999-2000 yılı av mevsimi çok fena geçiyor. Kimse hiçbir şey avlayamıyor çünkü bütün kendi Blair Witch'ini çekmek isteyenler kameraları kapıp ormanlara dalıyor ve gerçekten o kalabalığın içinde o hayvanlar kaçıyorlar. Av mevsiminde bayağı etkilemiş film. Filmin aslında yapmış olduğu bir şeyler var. Bu şu bakımdan, yani şu taraftan baktığımız zaman eğlenceli buluyorum ben. Neden derseniz, içeride bir sürü zorluk var. Film çekmek aslında gene tabanı delik bir gemiyi denizde yüzdürmeye çalışmak ya da hayat tutmak gibi bir şey. Çünkü ne para, ne iş, ne insanların keyfi, hiçbir şey buluşmuyor. Yani çok zor işler. O bir prodüktör olmak, bir yönetmen olmak falan gibi. Burada da mesela bir sürü şeyin çözümlenmesi gerekiyor. Yanı sıra hikayenin içerisinde de bir sürü açık olması gerekiyor. Niye o kamerayı kullanıyorsun? Çünkü böyle kullanıyorum. Niye şöyle yaptın? Çünkü böyle. Niye tentleri böyle aldın, işte çadırları? Hani işte çünkü böyle. Ayakkabıları, botları bağlamadım falan. Yani bunların hepsi aslında güzel, akıllıca cevaplanmış, iyi çözümlenmiş şeyler. O nedenle de ben ayrıca seviyorum. İnsanlar aslında bakarsanız, bir filmlerden mi bahsedeyim isterseniz, o şey kısmına geçmeden diğer bahsedeceğim kısma. Şimdi Blair Witch'in ifade ettiği bir tane hadise var. Bizimle karşı çıktığımız bir şey. Ama bir yandan Blair Witch bunu bilerek yapıyor. Ve ekmeğini de buradan yiyor. Zaten hani gerçekten dünyanın parasını kazanmış burada yapımcı dağıtımcılar. O gün için yani, ama evet. O çok önemli, dediğim gibi o bir senelik bir oyun yani, evet. Oyun bitiyor. Yani her şey gerçektir oyunu, o bir senelik, evet. Vurucu bir oyun. Şimdi geri kalan yerde de şu var, insanlar yaşanmış gerçek hikayelerden yazılmıştır ya da yaşanmış gerçek bir hikayedir diye vuruculuk dozunu çok yükseltiyorlar. Bu da çok tuhaf bir uyuşturucu, bir heyecan, bir haz veriyor insanlara. Yani benim bildiğim, yazmaya başladığım günden beri, yani herhalde 6. ayda falan keşfettiğim şey, 30 yıl önce, 20 yıl önce, bir hikayenin satması için bir hikayesi olması gerekiyor. Yani ben bunu sık ormanlı bir yerde gerçekten de bir cadıdan kaçarken çektim. İşte hani 4 gece 5 gece cehennemi yaşadım dediğiniz anda insanlar o kişiye güvendikleri için, çünkü insanlar insana güveniyorlar, söze de önem veriyorlar, belagat hep önemli. Konuşmaya başladığımız günden beri söze inanmaya meyilliyiz. Bir durup böyle kabulleniyorlar. Bir yandan da bu şöyle bir şey var, bu naif olduğunuzdan değil. Aslında insanlar bir yerde orada bencil bir şekilde hikayenin bir parçası da olmak istiyorlar. Yani o duyduğunuz hikaye, sizin de içine giriyorsunuz öyle olduğu takdirde ve diyorsunuz ki bu gerçek. Ben gerçek bir hikaye dinledim ve inanıyorum da bu şeye. Yani bu çok acayip bir olta ve her zaman da balığı yakalıyor, yani o ucundaki şey, yiyen. Bir de bir ekstra şeyini söyleyeyim. Mesela ilginç göndermeleri var. Blair Witch çok acayip şeyler yol açmış. Mesela o girişteki o şey hikayesi, tabut kayasının üzerinde 5 kişi öldürüldü, parçalanmış, işte ritüelistik bir şekilde dizilmişler. 2 saat sonra bir geri geldik, hiçbir şey kalmamış, sadece akbabalar falan hikayesi. Game of Thrones'un ilk bölümünde mesela. Direkt orada bulunan karların üzerinde White Walkers ilk karşılaşılan sahnelerden bir tanesiydi. Direkt birebir almışlar adamlar. Yani Blair Witch'in çekmediği sahneyi çekmişler. Ondan sonra filmlere baktığımız zaman da inanılmaz şeyler, başarıya ulaşmış filmler görüyoruz. Mesela Cloverfield, izlediniz mi bilmiyorum, kaç, 2008 miydi, 2007 miydi, öyle bir şeydi. Cloverfield dünyayı, işte hani uzaylılar işgal ediyorlar ve o esnada bir New York'ta bir partide olan gençler bir el kamerasıyla, o esnada bir arkadaşları expat olarak şey, yurt dışına çıkacak. Son gece bir parti veriyorlar, o parti esnasında da şansa bakın ki dünya işgal ediliyor. Uzaylılar geliyor ve bütün New York'ta kaçıyorlar uzaylılardan. Orduydu, şuydu, buydu. İlginç, tek çekim şeklinde de giden bir şeydi. Buluntu anlatıydı mesela, found footage'dı. Sonra
Ford Kind var, ben çok severim. Çok iyi filmdir. Yani bayağı izlerken benim aklım almıştı o. Buna benzemiyor, bunun gibi değil o. Bayağı korkunç. son çeyreği taş gibi yani. Evet. Bir de onda şey de var. Gerçek o şeyi söyleyeceğim sadece. Gerçek şeyi yine söylemi var onda da. Var. Dördüncü tür, Ford Kind. The Fourth Kind. Onda mesela şey, Mila Jovovich'in sunumuyla başlayan hani o canlandırmalık, belgesel kısımların canlandırmaları o oynuyordu. Paranormal Activity var. 2006-2007'ydi galiba. Paranormal Activity çok acayip bir şekilde etkiledi. Her şeyi etkiledi. O dönem herkes buluntu anlatı çekmeye başladı zaten. Bir de gene Amerika'nın o güney gotik dedikleri şey genelde o Louisiana vesaire bölgesinden geliyor. Southern Gothic çok daha aşağıda ve ortada. Aslında Orta Amerika'yı anlatıyor ama genelde hikayeler hep oradaki plantasyonlar, bataklıklar falan şeklinde ilerler. Maryland'deki o şeyler, nedir adı, tılsımlar mı diyeyim, neydi o? Ahşap şeyler. Ahşap şeyler, bu Dreamcatcher gibi yapılmış o eğreti şeyler mesela. True Detective'de çok fazla kullandılar. Hatta onun üzerine kurguladılar. O da Nico bir şeydi galiba, yönetmeni. O da New Yorklu bir... Şimdi bu filmde dediğim gibi bu 94 yılında kaybolmuş 3 kişinin bir sene sonra kayıtları bulundu. Bu iki yönetmen hesapta bunları kaydetti. Film gerçekte 8 günde çekiliyor ama montajı 8 ay sürüyor. Çünkü 19 saatlik görüntü var ellerinde. Filmin bütünü ham görüntü 19 saat. Yönetmenler ikisi bu 81 dakikayı 8 ayda oluşturuyorlar iki kameranın o çektiklerinden. Ve oyuncuların burada dediğim gibi senaryo olmadığı için bütün diyaloglar o an orada söyleniyor. Hiçbir yazılı değil. Gerçekten ne diyorlarsa o yani. Hatta işte o Gilligan's Island diye bir diziden bahsediyor ateş başında sohbet ederlerken. Kız ondan bahsettiği için Gilligan's Island'a telif ödemek zorunda kalıyorlar. Paraları olmadığı halde. O yüzden şey neredeyse işte normalde 30 bin dolara kadar filan hallediyorlar işi. O sırada bu oluyor. 60 bin dolarlık bir bütçe oluyor ama sonra 248 milyon dolar kazandıkları için yani bugüne kadar yapılmış en çok para kazanmış bağımsız film. O aradaki fark itibariyle daha çok para kazananlar var tabii ama 60 bin dolara çekip 248 milyon dolar gerçekten. Ondan önce Easy Rider'dı o rekorun sahibi şeylerin. Dennis Quaid'in falan oynadığı. Peter Fonda'nın olduğu. Hooper da var onda. Jack Nicholson'ın da ilk rollerinden biri. Şey diyeyim ama Demokan, Romero da galiba yani Wes Craven da aynı şekilde çok düşükle başlayıp hani var onun seviyesinde girip de tabii bu kadar bir bu kadar kazanmıyor da ha yani düşük para harcıyor, az para harcıyorlar. Ve oyuncuları neredeyse hiç yüz yüze yönetmiyor. Yönetmenler gerçekten salıyorlar ormana. GPS'le o sırada onları takip ediyorlar. Ve arada not bırakıyorlar. Sabah uyandıklarında her oyuncunun ayrı kendi notunu buluyor. Ve hani oradan rol alıyor aslında ne olacağını. Şeyleri bilmiyorlar gerçekten. Akşam çıkan o seslerin çıkacağını, ne olacağını tamam. Onların ekip tarafından yapıldığını biliyorlar ama ne geleceğini, ne olacağını bilmiyorlar. Yani oradaki şeyler ayrıca aç bırakılıyorlar gerçekten. Sadece işte çikolata ve işte azıcık suyla falan bunları gün be gün o 8 gün boyunca adım adım daha aç bırakıyor, daha aç bırakıyor. Ve mesela o kayboldukları aynı noktaya döndükleri yer gerçekten kaybolmuşlar, aynı noktaya dönmüşler ve o yüzden oradaki sinirleri falan hepsi yine gerçek. Yani bu tarz şeyler filmi özellikle o günlerde hem çok etkileyici kıldı hem de bir daha yapılamayacak bir şeye dönüştürdü. Çünkü hiç asla sosyal medya vesaire bir daha böyle bir şeye izin vermeyecek mesela. İnternet ancak o başlangıç aşamasında olduğu için sizin bu işin altını çözüp işte bulmanız imkanı yoktu. Ya da GPS yepyeniydi işte kamera, dijital kamera yepyeniydi gibi detayların hepsi işte o gün vardı. Yarın artık başka bir yere taşındı. O yüzden bu yüzyıl dönemi filmdesik kısmı çok önemli. Yani bu film tahmin ediyorum gibi bir şey bir daha olmayacak. Çünkü bu kadar şeyin denk gelme ihtimali çok düşük. Orada tabii şeyi de ekleyelim ya Demokan. Tam o dönemde bütün dünyada sadece bizde de değil, bizde de olduğu için hatırlayacaksınız. Biri bizi gözetliyor tarzında evler, insanları izlemek, takip etmek öyle bir şey de vardı. Bir akım da vardı. Ufak ufak
yaygınlaşan. Biraz da onun da hani üzerine denk geldi. Bugün internette böyle bir şey yaptığınız takdirde çok inanacak insan var bir yandan. Çünkü hani Aldo Huxley'in gelecek öngörüsünü yaşıyoruz biraz. İnsanları bilgiye boğmak gibi. Ama bir yandan da hani Blair Witch cadısı gerçek mi diye Tate Org'a yazardı mesela insanlar. Tabii. Taklidi çıkardı. Şimdi ama bir yandan da bak o çok güzel bir yere değindin. Dönem de çok önemli film, bu filmin başarılı olmasında. Çünkü biz şu anda bundan 4 yıl önce filan Slasher'ın yeniden doğuşuna şahit oluyoruz. Scream'le Wes Craven'la. 96'da Scream geliyor. Hemen 98'de devamı geliyor. Şimdi Scream 2 geliyor. Ondan sonra I Know What You Did Last Summer 97'de geliyor. İkincisi 98'de geliyor. Halloween hemen o gazı yakalıyor. 20. yıl diyor. H20 Halloween'in 20. yıl filmi geliyor. The Faculty geliyor 98'de. Ondan sonra fakat burada çok önemli bir fark var tabii. Bunların hepsi kalabalık bir oyuncu kadrosu, yine yani gençler başlarına bir şey geliyor mantıkta ama deli para dökülüyor, Hollywood'un zirvesi, oyuncuların hepsini neredeyse tanıyorsun ya da bir sonraki filmde hepsi çok daha fazla filmde oynamış oluyor falan. Acayip bir dalga var, herkes ona takılmış durumda ve bir korku filmi geliyor. Ya neymiş bu? Aa, ama aslında gerçekmiş falan, birden kafalar karışıyor. Ondan sonra bu kamera çıkıyor karşılarına. Zaten salonun yarısı boşalıyor ilk gösterimde. Millet kusuyor. O kameraya dayanamıyorlar yani, hani o sallantıya falan alışık değil o gün. Biz şimdi bakın bugün kimse de gördüğüm kadarıyla şey yok. Oysa 90'larda hiç kimse bu kadar sallantı kameraya alışık olmadığı için o gün çok ciddi etkiliyor. Yani ben de filmi seyrettiğimde mesela ben de çok zorlanmıştım sinemada seyrederken. O çünkü şimdi biz sürekli YouTube seyrediyoruz. Biliyoruz zaten. Hatta diziler de artık öyle çekilmeye başlandı. Onun gazını ben ilk şeyde görmüştüm. Polisiye The Shield dizisi mesela, polisiyeyi ilk o şekilde sırtta omuz kamerasıyla kovalamacaları falan çekmeye başladı. Hatta bizim neydi, Behzat Ç'de 1-2 bölümünde hemen ondan gördü, o bu iyiymiş deyip o da öyle başlamıştı mesela, yönetmen onu kullanmıştı o kamera hareketini. Bu filmin o etkisi de önemli ama ondan sonra filmin iki tane daha devam filmi oldu. Ama kesinlikle tabii bu başarıya yaklaşamadılar bile. Bu biraz önceki o filme baktım tabii ben ayaküstü. Chronicle. 2012'deki Chronicle. O da çok iddialı bir şey. Bir yandan da hani günlük gibi ilerliyor. Süper kahraman falan. Yani süper kahraman hikayesinden daha çok aslında hikayenin anlatılışına, anlatış biçimine odaklanmış. O gerçekten fantastik bir şey. Diğer bir de unuttuğumuz başka bir tane film var. Ben onu çok seviyorum. Afflicted. Bir vampir hikayesi. Vampir hikayesi. O nefis. Evet. Yani bir de çok dönemiyle de alakalı. Bu backpack traveling'in falan ilk başladığı zamanlar 2013. İlk yani konuşulmaya, tartışmaya başlandığı zamanlar. İki tane genç yolculuğa çıkacaklar. Çünkü bir tanesini Bing'de Ur var galiba. Evet, değil mi? Son, kanser şeyi. En yakın arkadaşıyla son bir yolculuğa çıkıyor. Avrupa evet. Gezisi. Bir yıllık. Dünya gezisi ama Avrupa'da kalıyorlar falan. Giderlerken Paris'te bir partide bir genç kadınla tanışıyor ve hayatı değişiyor diyeyim artık. Değişime de gün be gün şahit oluyorsunuz. Ondan sonra çok iyi bir film, çok eğlenceli bir film. Şimdi bakın, Afflicted aslında şeyin kırılımını yapan, Cloverfield'la beraber kırılımı yapan işlerden bir tanesi. Çünkü hani o bir vampir filmi ve vampirlerin gerçek dünyada yaşamadığını biliyorsunuz. Size sanatın ya da anlatının köklerine götürüyor. Çünkü hani bu demek, bir şey yazdığı zaman, birini yazdığı bir şey okuduğunuz zaman ilk başta şunu görüyorsunuz. Yani bunu demememiz gerekiyor. Bizimkiler çok yapardı, eskiler. Bir şey izliyorsun mesela, doğaüstü bir korku. Ya bu gerçek değil, niye inanıyorsunuz? Yani bunu senin söylemene gerek yok. Biz biliyoruz bunu zaten. Ama bu eğlenceli. Hani niye eğlenmiyorsun, gerçek olmadığını biz biliyoruz. Niye hala çocuk gibi bu gerçek değil, gerçek değil falan diye bağırıyorsun. Burada da aynı durum var. Yani ilk anlatılarda da mesela varsaymanız gerekiyor. Kabul etmeniz gerekiyor karşınızdaki insanın. Sizi kandırdığını ama çok eğlencenizi vaat ettiğini görmeniz gerekiyor. Şuna inanırım, çok boktan bir hikayedir ve gerçekten de inanılmaz bir şey anlatıyordur. Tamam, o zaman her şekilde bağırıp çağırma hakkınız var. Ama öbür türlü baştan şey yapmamak gerekiyor. Yani hikayeye odaklanmak, size geçirdiği, verdiği keyfe, heyecana odaklanmak gerekiyor. Burada da mesela şey de öyle, Cloverfield'da da öyle, uzaylı istilası diye bir şey yok biliyoruz. Ama işin içerisinde adamlar öyle o kadar güzel hani kurgulayıp oturtmuşlar ki gözünüzü ayıramıyorsunuz. Çok da zevkli geçiyor.
Evet ve işte şeyler çok benzer. Chronicle'la Afflicted aslında acayip benziyor. Çünkü ikisinde de bir şey oluyor. Biz yine bunu çocukların kameralarından izliyoruz her şeyi. O olan şey yüzünden birinde işte biri ve daha çoğu ama diğerinde sadece biri değişmeye başlıyor ve ister istemez arkadaşı da korkuyla bu değişimi kaydetmek zorunda hissediyor kendini gibi. Orada bir nokta var. Bir de şeyi unutmadan söyleyeyim. Çok acayip bir en eski korku filmlerinden biridir. Haksan, bu filmin firmanın adı olarak koydukları Haksan, İsveç dilinde, İsveççe'de cadı demektir. Ve 1922 yapımı cadılar hakkında bir filmdir. Belgesel olarak o da gösterilir ve canlandırmalı belgeseldir gerçekten. İlk böyle 5-10 dakikasından korkmayın eğer izlemeye çalışırsanız. İlk 5-10 dakikası kağıt, çünkü sadece sayfa gösteriyor falan. Allah, bunu mu seyredeceğiz? Siyah beyaz yazıyla, bir de ses de yok. Sayfa. Ama ondan sonra canlandırmalar başlıyor oyuncularla falan. Oralar gerçekten çok etkileyici ve ilk işte vurucu bu şeyin şeytan görüntülerinden bir tanesi de o filmdedir. Yani böyle boydan şeytanı makyajıyla falan göstermişlerdir. Amerika'da Jamestown'da adamlar Amerikan arkeolojisini tartışıyorlar ve en geriye doğru adresledikleri tarihler 1603 falan. Ve 1603 civarında ilk çıkartılan şeyler, bu kopukluğu görebiliyor musunuz? Onu demek istedim. Yani 1600'lerin başındaki bilgiler ya da halk anlatıları ve belgeler olduğu halde hala bir kopukluk vesaire diye anlatılıyor. Şimdi oraya ilk yerleşen insanlar gerçekten de bu Haksa'nın anlattığı mitlere ve hikayelere inanan insanlar. Yani mitoloji olarak oraya hakimler. İngiliz cadı avlarının ya da hani cadı yaklaşımının çok geldiği yer kuzeyden oluyor. Yani genelde Norveç'ten ya da Danimarka'dan genelde alıyorlar. Bir sürü vampir hikayesini, kurt adam hikayesini de gene oradan, o kuzey mitlerinden toparlıyorsunuz. Burada da gene aynısı geçiyor. Maryland'de, Stephen King'de Kızıldereli şeyle, mitolojisiyle kuzey mitolojisi arasında gider gelir zaten. Burada da aynısını görüyorsunuz. Haksan'ı izlediğiniz zaman zaten hani cadı meselesini, cadı mevhumunun %80, %90 batıda çerçevelendiğini göreceksiniz. Ve tuhaf bir şekilde işin içine hiçbir katkı maddesi gelmediği için en doğal, en ilkel haliyle görüyorsunuz. Yani gerçekten 500 sene evvelinde yazarlar, araştırmacılar, tarihçiler nasıl betimlediyse, nelerin doğru, nelerin yanlış olduğunu anlattılarsa, nasıl bir uğursuzluk getiriyor falan dedilerse, Haksa'nın içerisine direkt geçiyor. Onu da çok tavsiye ederim. Bir de unutmadan şeyi de söyleyelim. Diary of the Dead var bir de yine buradan Romero. Ha, ben buradan da meyvesini bunun acaba yiyebilir miyim deyip bir noktadan sonra yeniden Day of the Dead'i işte 2000'lerin başındaydı galiba, 2002 mi ne? Ondan sonra Diary of the Dead'i çekiyor. Orada da biz yine zombi istilası sırasında kız bir kamerayla günlük tutuyor aslında. Öyle bir film izliyoruz ama işte yani yine o şeyleri kaçırıyoruz. Yani kendiyle bir yandan da öyle bir noktaya geliyor ki dalga da geçmeye başlıyor. O yüzden tam böyle bir gerçekçilik hissini alamıyoruz. Orada işte kız filmin başında ya bu korku filmlerinde de hep kaçarken düşüyor bu kızlar falan diyor. İşte yarım saat sonra bir yerde zombiler geliyor, bu kaçmaya çalışıyor ve düşüyor gibi böyle sahnelerle. Yani o da fena değildir. O serinin tabii düşük şeylerinden, filmlerinden bir tanesi. Ama dünyayı, dediğim gibi, bütün sinemayı şekillendiren böyle tak diye nokta atış koyabileceğimiz temel filmlerden birini izledik. Yani ve mesela işte etkisinin düşmesi, düştüğünü tahmin ediyorum sinemada, 99'da o demin söylediğim sebeplerden çok daha yüksekti. İzleyemiyordu insanlar, o sesler, işte daha çok insan doğayla birlikteydi açıkçası. O sırada herkes bir şekilde doğada bir şeyler yapmış oluyordu büyük ihtimalle. O yüzden o hissetmemeniz mümkün değildi yani oradaki o korkularını. Ve tabii oyunculara geçen, yönetmen tarafından yapılan o çadıra vurma, çocuk sesleriydi. Çatırtılardı, tıkırtılardı. Orada oyuncuların gerçek olduğunu bilmeseler de tıpkı Galip'in dediği gibi baştan sen bir şeye katılıyorsun. Oyuncular da mesela şeyi demişler. Biz 8 gün
kayıt mı var? Okey, 8 gün karakterden çıkmayacağız. Yani bitti, normalde sette siz kamera açılınca karaktere girer oyuncu, oynar, kapatınca işte sonra kameramanla muhabbete girer. Burada öyle bir şey yok. Burada kendi başlarına ormandalar ve işte Mike'sa Mike, işte kendi adlarını kullanıyorlar. Heather'sa Heather. Aynen öyle, o karakter olarak yaşamışlar 8 gün. Bunların bütün etkisi bizi aşama aşama bir yere getirdi. O son sahnede gerçek. Ben şimdi hala tüylerim diken diken oldu şahsen. O tabii anıların da getirdiği bir şey. Büyük ihtimal ben sinemada seyretmiştim tam yılında. Ama bu film dediğim gibi değiştirdi ve ondan sonra bütün bu bahsettiğimiz 2000'ler boyunca yüzlerce çok acayip footage, film ortaya çıktı. Bunun en eski meseleleri de aslında tabii yine şeyde değil. Bu sinemada kullanılan bir şey değil. Ondan da kısaca bahsetmiş olalım. İspanyol yapımı, İspanyolların bir, o adamın adını unuttum, 1600'ler galiba. Sebastian bir şey. İlk mektup roman tarzındaki romanı İspanya'da birisi yazıyor. Neydi? Hapishaneden aşk mektupları gibi bir adı olması evet, lazım. Evet, öyle bir şey. Ondan sonra biz devamında tabii bir sürü görüyoruz. Yani Dracula da mektup romandır. Stephen King'in Carrie'si de mektup romandır. Hatta orada yani mektup olmasına gerek yok. Bu bir adı mektup roman bizde Türkçesi. Bu şahit olma mevzusunu söylemiştik. İşte bu apostol roman ya da anlatı olarak geçiyor. Bir yandan da şeyi unutmayalım. Bu oyuncuların da çok ciddi bir role playing yaptığını da söyleyebiliriz. O dönemlerde onun da bir yükseldiği bir zaman vardı. Bayağı bildiğiniz bir oyun gibi oynuyorlar. Kendi isimleriyle oynuyorlar ve bir role girerek değil de hani gerçekten de 8 gün boyunca o rolü yaşayarak yapıyorlar. Bir de bütün filmde, filmin genel etkileyiciliği açısından şimdi en önemli şey ses. Sinemada zaten çoğunlukla sestir. Burada da hiç mesela dış ses kullanmayarak, hiç müzik, dış müzik kullanmayarak o gerçekçilik havasını yaratıyorlar. Yani fonda bir müzik hiç çalmıyor. Arabanın içindeki müziği duyuyoruz biz sadece bir ara. O kadar. Onun dışında öyle bir şey kullanmıyor ve en önemlisi şeyi kullanması bence yani sinema tekniği açısından da çok önemli. Özellikle sinema salonunda o Dolby izlediğimiz zaman onu bir başka etki oluyor. Sadece video kamera ses çekiyor. 16 milimetre sesi çekmediği için özellikle sonda işte kızın sesi uzaktan geliyor, uzaktan geliyor, gittikçe yaklaşıyor meselesi. Artık o sizin damarlarınızdaki hani kanı suya soğuk suya çeviriyor. Yani böyle sürekli o ses uzakta yaklaşıyor, yaklaşıyor, geliyor, geliyor, neyle karşılaşacak filan. O duyguyu öyle yakalıyor. Duyulmayan yerlerde de fark ettiyseniz sürekli mesela kız tekrarladı kamerayı tutarken. İşte balıkçı adam var, onlar bilmem ne diyor. Arkası dönük konuşuyor. Kız ha öyle mi dediniz filan diyor. Ki iş netliğe kavuşsun. Onu alamıyor çünkü o sesi. Ama bunların hepsi şeyi filmde bir aşama daha bizim inanmamızı sağlıyor olan olaylara. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki filmde görüşmek üzere. 2 ay sonra yapıyoruz galiba. Evet, 2 ay sonra... Teşekkür ederim.